garipler gülmezdi, çok seven tövbe ölmezdi. Sandım garipler gülmezdi, çok seven tövbe ölmezdi. Aklıma bile gelmezdi, sevmeyi sen alıştırdın, sevmeyi sen alıştırdın, öpmeyi sen alıştırdın. Aklıma bile gelmezdi, sevmeyi sen alıştırdın, sevmeyi sen alıştırdın, öpmeyi sen alıştırdın. Şey öğrettin sen bana, deliyim ondan bu yana. Çok şey öğrettin sen bana, deliyim ondan bu yana. Sevenler nasıl dayana, sevmeyi sen alıştırdın, sevmeyi sen alıştırdın, öpmeyi sen alıştırdın. Sevenler nasıl dayana, sevmeyi sen alıştırdın, sevmeyi sen alıştırdın, öpmeyi sen alıştırdın. Evet, hoş teşekkür geldin. Ediyorum, hoş bulduk. Gel. Yanına mı geleyim? Gel orada otur istersen, ben yanına gelirim. Yok yani, aynı yerde mi oturalım demek istiyorum. Tamam, gel. Yanıma otur, yakın otur. Ha, öyle yapalım ki. Evet. Bugün gel Seret. Beraberce güzel şeyler yapacağız inşallah. Ondan dolayı da yakın i̇nşallah. Olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Hep yakınız zaten. Evet. Bizim sesimiz size geliyor mu? Az mı, çok mu? İdare eder yani. Evet. Ses bu kadar olmuş. Yani çok zorlamayalım. Yeni bir proje, yeni bir program, yeni koşturma, yeni bir albüm, yeni bir gece, yeni bir konser Tokat'ta falan filan derken bu geceyi çok konuşacağız. Çok yoğun bir tempo var zaten bizi bundan sonra bekleyen. Özellikle de bayramla ilgili Tokat'ta yapacağımız o güzel şeylerden bahsedeceğiz. Bahsedeceğiz hep birlikte. Şimdi bir kardeşimiz daha var. O da Tokat'ımızın çocuğu. O da bizim canımız, yüreğimiz. O yeni girdi bu iş ama ciddi ciddi sesi, yorumu çok iyi diyebiliriz. Bekletmeyelim onu da. Odunu da yanımıza alalım. Onun türküsünü diyelim. Sohbetler hep birlikte yapalım. Ayrımız gayrımız olmamış olsun evet. Böylelikle. Efendim o dediğimiz gibi sizin çocuğunuz, o kardeşiniz, o daha yeni yeni bu piyasaya adım atıyor. Albümü bayağı oldu ama çalışmaya başladı. Bitmek üzeredir. Ha, bitti. Eli kulağında yani. Az kaldı. Az kaldı ha. O güçlü kuvvetli alkışlarınızla sevgili Tuğçe Özcan diyoruz.
Vallahi bravo. Teşekkürler. Tekrar hoş geldin. Senin de o. Sen de kalsın. Sakın yitme. O birazdan sana gene lazım olacak okumaya. İyi geliştirmişsin ama. 10 numara. Her seferinde daha güzel olmaya çalışıyoruz. Vallahi çok güzel. Bravo. Nasıl gidiyor? Nereye kadar geldiniz? Albümün neresindesiniz? Albümümüzün... Normalde konuşurken var mı? albümümüzün sazları çalındı. Bitti. Şu an bir okumamız kaldı. Kısmet olursa Kasım gibi albümümüz bitiyor. Kısmet olursa da Ocak gibi de gecemizi yapacağız. Zaten tam Ocak, Şubat yeni albüm sezonu. Evet. Ancak o dönem başlar. Evet. Aksiliklerden dolayı birazcık falan derken, şey oldu ama güzel bir şekilde geliyoruz. İnşallah iyi olur. Ne diyorlardı köyde? Servet. Geç olsun, güç olmasın. Biz de dedik evet, zaten. Geç olsun, şu anda güç olmasın, o şekilde devam ediyoruz. Sohbete devam edeceğiz. Damla abla sen kayboldun. Nerelerdesin? Ben buralardayım. Bir varsın, bir yoksun, bir gidiyorsun, bir geliyorsun. Ahmet abi buralarda mı? Burada. O pek görünmez. Arkalarda oturuyor. Allah aşkına şu notu içini bir çeksene ya. Çek. En arkada. Kaçtı. Gel lan buraya kaçma. Sanki çok böyle baba yiğit adam da bir de sahlanıyor. Sanki aranıyormuş gibi. Yani. Yok canım niye aransın Allah aşkına. Çok albüm var ama. Var evet, sayısını ben de bilmiyorum. Yıllardır. Evet ben en az 25 yıldır bu işe emek veriyorum. Mircan Bahar, Murat Akkaya. Mircan Bahar, Murat Akkaya üçüncü olarak ben çıktım herhalde yani. Bilmiyorum da tam emin değilim. Nasıl? Ne geçti eline şimdi? Söylüyorsun, çağırıyorsun, ediyorsun yani. Ya eline ne geçti? Ciddi ciddi bak ya eline ne geçti dedim şu. Ya ne anladın bu işi yapmak? Ya bu işi yapmaktan gayet çok zevk alıyorum ben. Zevk alarak yapıyorum. Bir saz sesi tını duydum mu? Yani kendimden geçiyorum değil mi? Bu bir aşk, bu bir sevda. İlla ki maddi olarak bakmayın. Gerçek söylüyorum ha. Ben evde bir şey yaparken böyle hani mırıldanıyorum. Ya diye eşyalar da bıktı senden diyor kızlar. Vallahi bilmiyorum ben şu anda hakikaten kendi düşüncemi söylüyorum. Tokatımızın Mircan ablamızdan sonra hakikaten en güzel bayan sesi. Çok seviyorum, çok takdir ediyorum. Teşekkür ediyorum sağ ama ol. Ama olması gerektiği yer bence burası değil. Daha iyi yerler. Ama ne yapsın kadıncağız abi yani zor bu işler. Zor evet. Kolay değil yani. Ya yeter bu kadar. Sorunlu, hani 25 sıkıntı. Yıl belki bir... İşte sigortalı bir işte çalışsaydın emekli olurdun. Ama gözümüz nasıl sigorta yok mu derken hani sanatçı olarak mı? Ha yok ben yani. Dışarıda ne diyorum canım? Emekliliğim olacak iş. Yani. Ha. O var. O güvencem varsa. Hani zaten hangi sanatçının sigortası var ki? Yoksa SSK yok, bakır yok, soğanın cücüğü gibi kalırsın ortada. Yok canım, hayır öyle olur mu hiç? Tamam. Şimdi sanatçılar zengin gözüküyor dışarıdan da o yüzden diyorum ben. Abi çıkarken... Günlük 100 milyon pudra falan alıyoruz, boya pudra. Oğlum ben yetiştiremiyorum ki size. Herhalde zengin gözükecek buraya çıkarken. Yani. Yani. Evet. Gözükmek zorundasın. Bizim gönlümüz yani. Zengin ya. Baş, para nedir ki? Öyle. Gönlün zengin olacak. Para şöyle bir şey dur. Para ne demek? Biliyorum. Bir o zaman para nedir niye diyorsun? Ama hayır insanın sandım. Gönlü zengin olsun yani. Ha tabii. Para üzerinde Atatürk resmi olan. Yani. Hatta renkleri ayrılan. Hatta üzerinde Atatürk'ün ve TC'nin kaldığı tek bir cisim olan bir şey para. Evet. Parayı bu zamana kadar hatırlayamadık ama bundan sonra daha iyi hatırlayacağız. Çünkü TC gitmeyecek tek şey para kalacak. İnşallah. Gibi. İnşallah. En azından bu durumda oradan hatırlatayım dedim. Tamam. Servet sen ne yapıyorsun? Vallahi ben de ne yapayım? Ben bir dakika şimdi bu program olarak görmeyin. Evet, evde bir sohbet edeceksiniz ya o zaman. Evimizde. Yani ciddi ciddi köydesin ya. Bunun adı böyle bu sohbetlerle geçecek. Evet. Ben Servet'le yaklaşık 10 sene oldu mu? 2004 müydü? 2005'ti. 2005. 8. Evet. 8-9 yıldır tanışıyoruz. Evet. Yani neye hizmet? Hizmet ne? Yani vallahi bak ciddi soruyorum. Nedir bu? Şimdi bu demin Damla ablanın dediği gibi önce bir hani bu işe bir istekle giriyorsun. Bir aşk, bir sevdadır bu. Bunu yapmak zorunda hissediyorsun kendine. Ama işin içine girdikten sonra diyorsun ki ya keşke başka bir iş yapsaydım ya da eski işimle devam etseydim diyorsun ama ben onu demedim çok şükür. Ama hakikaten dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Tamam. Değil. Tuğçe görüşürüz. Çok teşekkür ederim buraya kadar geldin. Helal bu kadar söyleyenin arkasından evet ya ben de bu işi illa yapayım.
Çok gözünü korkuyorsun. Soğudun mu? Yok, soğumam. Gerçekten sen ben de zevkle yapıyorum. Zaten beni de müziğe adayan sağ olsun abim keşfetti. Onun sayesinde başladım. Güzel bir şekilde de devam ediyorum, inanıyorum. İyi yerlere gelebileceğime de inanıyorum. Ya ne olursa daha iyi olur diyorsun. Mesela ya şu şöyle olsa işte biz Tokatlıyız. Tokat kültüründen bahsedelim. Ki. Yani böyle olursa hem Tokat kültürü sanat anlamındaki kültüründen bahsediyorum. Hem de Tokatlı sanatçı, işte Tokatlı türkü, Tokat türkülerini sevenler. İşte bakıyorum şimdi yukarıdan aşağı bir dünya türkü isteği var. Evet. Yani ne olursa nasıl olur diyorsun. Amaç bu, buraya kadar gelenden ziyadeki hizmet ne olmalı sence? Vallahi biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani iyi bir gerisi şey. Ne olursa olsun. Gerisi ne olursa olsun. Yani, o, evet, gerisini size bırakıyoruz. Evet. Yani evet, doğru. Bu insanlar bu kadar yapıyor. Tamamen gerisi de insanlara kalmış. Yani takdir. Ben şey yapıyordum. Sene kaçtı ya? Ben radyoculuğa kaçta başladım? 93 mü? Ulan bende de ne yaş varmış be? 20 yıldır uğraşıyorum. Evet 93'tü bu işe başladım. 99'da Ekin TV, Ekin Radyo, Radyo Ekin alınmıştı zaten başlamıştı. 2001'de radyo alındı ama ben o zaman başka işte, pop radyolarında çok sıkılmadan sayabilirim. Radyo Klas'ta 1,5 yıl falan görev yaptım. Ondan sonra... Ondan sonra benim hayatımda bana biri sorsa, bir programa konuk alsa hiç unutamadığı ne deseler Damla abla. Voice FM. Amerika'nın sesi. Radyonun direkt ismi bu ve Türkçe Voice konuşan tek adamım. Türküyü bırak, Türkçe müzik çalmıyor radyo. Korukent'te, Etiler'de yeri. Ama beni cezbeden yönü de şu. Abi gidiyorum saat yayını yapıyorum. İşte 10'da gidiyorum, dolap ağzına kadar dolu, yiyorum içiyorum, ondan sonra aybaşı geliyor, maaşımı alıyorum. Ulan dedim nereye düştüm ya? Ne ararsan dolapta. Bir de dolaptakilerin birçoğunun da adını bilmiyorum o zaman. Nasıl yenir falan bilmiyorum. Vallahi bak adam getirmiş oraya bilmem ne diyor. O balıkçılarda var. Neyi? Karides mi? Ha? Karides. Karides. Yani ne ararsan var dolapta. Zaten dilim anlamıyor. Ben anlatamıyorum falan. Acayip bir zorluk. Ya o dönemi açtık orada. Türkçe konuşuyorum. Soruyor bana. Dinleyici arıyor. Aa merhabalar. Merhaba buyurun. Tabii ben böyle demiyorum. Abla hoş geldiniz. Oluyor bir. İşte Cartın Cort'tan şunu istiyorum diyor. Ama albüm o zaman CD ile çalıyoruz. Böyle bilgisayar sistem falan yok. Yabancı pop mu? Tabii yabancı diyor radyoda. Ve Voice FM Amerika'nın sesi radyoda. Burada şey yapılıyor. Haber saatlerinde Amerika'nın sesi radyosuna bağlanıp haberler veriliyor Türkiye'ye. Yani direkt Amerika'ya bağlı bir radyo. Abla az önce çaldık diyorum. Ya diyor çalınmadı, ben dinliyorum. 3 saat sonra biri arıyor. Abla az önce çaldık. Çünkü ben ne çaldığımı bilmiyorum zaten. Liste, CD var elimde. Atıyorum CD'yi, 3 numara diyorum çalıyor. Bir şey istiyor, az önce çaldık diyorum. Diyor ki ben dinliyorum, çalmadınız. Böyle zorluklarla gelindi buralar ama sonra geçti işte yöre türküler çalmaya başladım. O zaman bana dediler ki ya Hüseyin Allah aşkına bu ne diyor? O zaman benim radyo ismim Bay Yarışma'ydı. Evet Bay Yarışma. Az önce bir türkü çaldın, o ne diyor öyle? Bir ağlıyor, sızlıyor falan filan. Bir sürede onu anlatmaya çalıştım insanlara. İşte yar yar Fadik Allah'ın dinleyici doğal olarak soruyor. Canım çekiyor. Ha, bu ne diyor diyor. Diyorum ki ya bu bizde türkü. Bu bir ağıt. Yaklaşık 1-2 yılda bunu iyi anlatayım diye uğraştım. O insanlara tanıtayım bu böyledir diye. Yani anlayacağım ben bir şey anlamadım. Evet bunu... Benim anladığım tek bir şey var. Şimdi Türkiye'de hangi radyoyu, hangi televizyonu açsan
Tokat türküsü çalınıyor. Türkiye'de hangi Türk evine gitsen, restoranta gitsen Tokat türküsü var. O zaman bir Kıvırcık Ali vardı, Tokatlı halk müziği söyleyerek mekanı cennet olsun. Yapan, Seda Sayanları falan filan saymıyorum. Başka bir şey yoktu. Ben bir şey anlamadım ama anladım tek bir şey, bir şeyler oldu. Kıvırcık Ali de hani yöreyi de tam yöre gibi değil, biraz daha modernleştirerek. Modernleştirerek hani yapıyorum. İnsanlar dinlesin diye. Onun için sordum, herhalde evet. Çok konuştum. Bir şey var, ben anlamadım onu. Ama bugün, anlamadığım bir şey var, bugün, zaten problem de o. Öyle deme, bugün ellik dediğin zaman biliyor, Ardahanlısı da biliyor, Malatyalısı da biliyor. Burada Ekin TV'nin, yani sizin ya çok büyük payınız var. Vardır. Yani ha ekonomik olarak çok şey kazandım. Evet. Bunu asla inkar etmiyorum. İşte manevi olarak bugün eğer Show TV açıyorsan orada da bir Tokatlı sanatçı çıkıp Tokat kültürü tanıtıyorsa sanıyorum orada da katkım var. Bundan da rahatım. Ama ben bizden bir şey anlayamadım. Biz içimizde evet. Mi rahat değiliz? Hakikaten öyle Damla abla. Neymiş bir görsünler. Ne anlatıyormuş? Hangi mikrofon benim? Böyle bir çık yaylalı. Zaten bayram da yaklaşıyor. Bayramı bir hevesle, şey, yaylaları heveslesin insanlar köye gitmek için can atsınlar. Havalar da soğudu. Köyde ama zaten ki kış erken geldi artık bu sene. Hatta Allah sobayı kükütük onu mu düşünüyorsun de be?